insanların özellikle yaşam alanlarına saldırıyorlar. Yani RES'lerle, GES'lerle bunların yapılabilmesi için insanların yaşam alanlarına el koymak ihtiyacında oluyorlar. Çünkü direnişler oluşuyor. Yani bu artık Türkiye'de özellikle köylerde köylülerin bu tür saldırılara karşı bir direnişi gelenek haline gelmeye başladı. Bu konuda bir farkındalık var. Yani ekolojistlerle birlikte köylülerin ekoloji mücadelesi konusunda bir ortaklaşması var. Bunu görüyor devlet ve buradaki kendi içerisinde kendisi için sorun olan yeri çözmek istiyor. Burada da yapmaya çalıştığı şey gasp. Yani insanların meralarına, insanların tarlalarına, insanların özel arazilerine bir şekliyle el koyarak buradan ortaya çıkabilecek herhangi bir mücadeleyi, herhangi bir direnişi en baştan ortadan kaldırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunun için de elindeki tek argüman acele kamulaştırma. Bunu tabii gerekçelendiriliyor. Bunun nedenlerini kendince ortaya koymaya çalışıyor. Bunun bir hukuki zeminini yaratmaya çalışıyor ama bu tam olarak bir adaletsiz bir durum, haksız bir durum. Yani bu tabii ki direnişleri ortadan kaldıracağını söyleyemeyiz. Direnişler devam edecek. Ama yapılan işin kendisi devletin gelmiş olduğu nokta. Yani devleti biz işte halka karşı sadece rant ve kar odaklı bir mekanizma olarak tarif ediyoruz. Evet. Ama kapitalist şöyle diyelim, burjuva demokrasisini görece işletmeye çalışan kapitalist devletlerden çok farklı bir yerde bir devlet mekanizmasıyla karşı karşıyayız. AKP-MHP iktidarı şu anda yapmaya çalıştığı tam olarak bir çete faaliyeti. Yani insanların bütün birikimlerine, bütün toplumsal birikimlerine, küçük aile birikimlerine, bireysel birikimlerine sermayenin rant, kar odaklı, kar ihtiyaçları doğrultusunda el koymak için bir güç haline geldiğini görüyoruz. Bu bir yanıyla insanların gerçekten bu zamana kadarki devlet kutsiyetinin yıkılması adına da önemli bir şey. Evet, acı bir şey ama öylesine güçlü bir devlet kutsayışı yerleşti ki bu topluma, bu ülkeye. Bunun kırılması adına da önemli bir şey. Bu belli oranda kırılıyor. Hani işte Cerattepe'de, Karadeniz'deki o isyanda devlet kimdir, devlet benim diyen direnişçinin sesinin artık bütün coğrafyada, bütün her yerde yankılanmaya başladığını göreceğiz. Mesele aslında devletin kim olduğunu anlamak, devletin toplumların karşısında saldıran, gasp eden, yok eden, katleden bir mekanizma olduğunun anlaşılması ve asıl mücadelenin buraya karşı verilmesi gerektiğini. Yani ekoloji mücadelesinin de aslında bir devlet te karşı mücadele verilme zorunluluğunu biz konuşmak ihtiyacındayız. Bunu ortaya çıkartma ihtiyacındayız. Çünkü ekoloji mücadelesi içerisinde de hala devlete bir övgü atfetme, devletle birlikte yer aldığını söyleyerek kendi yaşam alanını, doğal alanını, ormanları, nehirleri savunmaya çalışan bir anlayış da mevcut. Tabii bu bir çelişki, bu bir farkına varmama haliyle ilk elden verilen bir mücadele. Bu bakımdan ben bu korkunç bir saldırı ama devletin kendini deşifre etmesi anlamında da yani hani biraz da karikatürize ederek çok da olumlu bir gelişme olarak söylemek lazım. Bizim bildiğimiz bir şey var. Evet, işte kolluk kuvvetleriyle, silahlı gücüyle, işte mahkemeleriyle, savcısıyla, hakimiyle topyekün olarak bir saldırı içerisindedir bu devlet. Bu tabii köylüler için böyle değildi. Fakat Akbelen'de ortaya çıkan şu ki, jandarması, yani sen benim askerimsin tırnak içerisindeki söyleminin artık sen elindeki silahla beni yok etmek için buradasın, senden de bunun hesabını soracağım meselesine geldi. Devlet bütün araçlarıyla saldırıyor. Devlet artık iktidar, devlet artık kendisini sermayenin de dediğin gibi önüne koydu. Ve buradaki direnişleri bizzat yekten kendisi ortadan kaldırma yönelik bir saldırı içerisinde. Sermayesi, yani sermayeyle devletin iç içe halini, bütün silahlı
unsurlarıyla iç içe halini bu kadar net daha önce görmüş müydük? Dönem dönem evet, ama yakın tarihte belki de en azından yeni nesil buna tanık olmamıştı. Şimdi bu tanıklığı yaşıyoruz. Devletin bütün araçları, gereçleri şu anda sermayenin çok çıplak, çok faşizan bir şekilde ihtiyaçlarını gideren bir noktada harekete geçiriliyor. Fütursuzca harekete geçiriliyor. Dediğim gibi bu bence iyi bir şey. Yani mücadele adına iyi bir şey. Çelişkilerin güçlenmesi ve yoğunlaşması, derinleşmesi adına iyi bir şey. Sonuçta bunu işliyoruz. Politik anlamda işlenen bir şey haline döndü. Devlet kutsanmasını, kutsiyetini ortadan kaldırmaya yönelik bizim için de bir somut veri ve bir argüman. Bunu ne kadar güçlü işleyebilirsek, bunun politik söylemlerini, politik çıktısını ne kadar güçlü toplumda konuşulur hale getirebilirse, başta ekoloji mücadelecileri ve bu konunun politik altyapısını çalışan insanlar, bu kadar bizim için önemli olacak. Bir bilincin, bir anlayışın ve bir mücadelenin seyrinin değişikliğine tekabül edeceğini göreceğimizi düşünüyorum.